Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz in, on ve andı. Evet, resimlerde gördüğünüz gibi in içinde demek. Bakın, top kutunun içinde in. On üstünde demek. Top kutunun üstünde on. Andır altında demek. Top kutunun altında andır. Evet, in içinde. Peki nasıl cümle kuracağız bunlarda? Örneğimize bakalım hemen. Bakın, toptan bahsettik az önce. Topun yerini söylediğimiz için önce onu kullanacağız. The ball is. Is'in bir anlamı yoktu ama cümle kurmamız için gerekliydi. Is deyip daha sonra işte in, on, under hangisi gerekliyse bize onu kullanıyoruz. In the box. Son olarak da yerini söylüyoruz. Kutunun içinde olduğu için en sonunda kutuyu söylüyoruz. Biraz Türkçe'ye göre ters. Ama önce neden bahsedeceğiz, neyin yerini söylüyoruz. Onu başa getirirseniz sizin için gerisi daha kolay olacaktır. Ona bakalım. On üstünde demek. The ball is. Bakın, toptan bahsettiğim için yine önce topu söyledim. The ball is on the box. Top kutunun üstünde. Under altında demek. The ball is under the box. Top kutunun altında. Bakın, yeri en son söylüyorum. In the box. Kutunun içinde. On the box. Kutunun üstünde. Under the box. Kutunun altında. Evet, örneklerimize bakalım. Köpek masanın altında. Köpeğin yerini söylediğimiz için cümleye köpekle başladık. The dog is under the table. Köpek masanın altında. The cat is on the car. Kedi arabanın üstünde. The fish is in the aquarium. Balık akvaryumun içinde. The bird is in the tree. Kuş ağaçta. Burada ağacın içinde demiyorum çünkü biz Türkçe'de ağaçta olduğunu söylemek için sadece DDA ekini getiririz. Bir de şöyle, yani in içinde neden üstünde demedik diye düşünebilirsiniz. Çocuklar şöyle düşünün onu. Kuş ağaçtayken kuşun her tarafını yapraklarla falan çevriliyor. Sanki ağacın içindeymiş gibi oluyor kuş. O yüzden in'i kullanıyoruz. Ama mesela daldı demiş olsaydım, kuş daldı demiş olsaydım, o zaman onu kullanırdım. Dalın üzerinde anlamında, ama bir kuşun ağaçta olduğunu söylemek için ya da herhangi bir şeyin in'i kullanacağız. Turtle is on the chair. Kaplumbağa sandalyenin üstünde. The parrot is on the basket. Papağan sepetin üstünde. The hamster is in the box. Hamster kutunun içinde. The ball is on the table. Top masanın üstünde. The cat is under the chair. Kedi sandalyenin altında. Evet. Homework time. Bunları resimlerini çizin. Defterinize yazın. Daha sonra bu sayfaya yazın. Ödeviniz bu kadar çocuklar. Bu konuyla ilgili bir sonraki derste alıştırma yapmaya devam edeceğiz. Önce bir bunları yazın, çalışın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.